Son söylediği Ferit Bey'in çok önemli. Boğulma zaten kesindi. Biz mesela suda boğulma, ası, intiharlar veya normal birinin sizi elleriyle boğması veya iple boğması, bunlardan sonra insan vücudu salınımlarına belli bir süre daha devam ediyor. Yani vücut sıvısı olarak salınımlara devam ediyor. Biz bunu buradan araçta çıkacağını tahmin ettiğimiz için söylemiştik. Zaten boğulma ihtimali yüksek. Ama adli tıp raporunda boğaz içinde herhangi bir kırık tespit edilememiş. Bu neyi gösterir? Bakın, yani yanlış da düşünüyor olabilirim ama tabii bunların hepsi bir senaryo. Ben direkt çocuğu boğmak amaçlı bu hareketi yaptıklarını düşünmüyorum. Sesini kesmek için bu hareketi yaptıklarını düşünüyorum. Sesi kesebilmek için hatta bir ara veriyor. Tahminim öyle. Ara verdikten sonra tabii ben hep abi figürü üzerinde duruyorum. Belki de tekim ben. Herkes amcanın üzerinde duruyor ama ara veriyor. Elini muhtemelen çekiyor. Çektikten sonra çocuk o heyecanla ısırma işlemini gerçekleştiriyor. Hatta sırt bölgesinde tırmalama işlemini gerçekleştiriyor. Peki o DNA çıkmaz mıydı oradan? Bakın 9 gün sonra elimizde en önemli belge çocuğun 15-15'te son kamera kaydına girmiş olması. Bundan başka elimizde tutarlı, hatta aile bireyleri tarafından diğer çocuklara da bir yönlendirme var ya. Hatta 8 yaşında bir çocuğa bile bir yönlendirme yapmış bir zihniyet var karşınızda. Onlarla mücadele ediyorsunuz. Bir üst takıl var. Muhtar, amca, 15 yıllık muhtar ve olayın tamamen içinde olan bir kişi. Şimdi bunların yönlendirmesini yapmış. Çocuk buradan evine gidişi, o rampayı çıkışı, inanın bir dakikalık evle son kamera kaydına girmiş olduğu alan. Şimdi buradan sonra bu çocuğun kaybolma şansı yok. Düşünebiliyor musunuz ki 25 hanelik bir köy ve hepsi birbiriyle akraba. Hepsi birbiriyle akraba. O çocuğu oradan birinin kucaklayıp alma şansı yok. Saat mefrumu saat 15-15. Çığlık atar, bağırır ve herkes ayağa kalkar. Hepsi akrabalar. Zaten böyle bir tanı verebilmek için insanlara çocuğun şeyine geri dönmek lazım. Çuvalın içindeki emarelere bakmak lazım. Okula giderken elinde ne varsa çantanın içindeydi. Çuvalın içindeydi. Bunu niye koydular biliyor musunuz? Bizim çocuğumuz kaçırıldı imasını insanlara yaratabilmek için. Ama bir şeyi atladılar. En önemli şeyi atladılar. Kamuoyunun buna bu kadar refleks gösterebileceğini hesaplamadılar. Siz hesaplayabilir misiniz? Hesaplayamazsınız. Böyle bir şey olunca bunların en büyük şanssızlığı buydu. Bunun şokunu yaşadılar zaten. Daha sonra bakın bu çocuğun, şimdi Nevzat'ın ifadeleriyle de karşılaştırarak hareket edelim. Nevzat Bahtiyar'ın. Nevzat Bahtiyar'ın. Şimdi Nevzat Bahtiyar ikinci bir ifade verdi. Ama bizim için asıl olan o ifadedeki çelişkileri getirmemesi. Benim için o ifadenin aslında hiç anlamı yok. Benim için önemli olan yılların deneyimiyle konuşuyorum. İlk alındığında verilen ifade benim için önemlidir. Ve bir başka çelişkide cesedin Narin'e ait olduğunu deri yatağında anladım demişti. Yani ilk amcasından aldığını evet. Anlamamıştım dedi. Oysa sonra yaptığında amcası cesedi bana verirken Narin'i ben öldürdüm. Git bunu işte deriye bırak dedi. Bu çelişkilerden, bu çelişkilerin ifade ettiğinden öte ben olsam en çok ilk açıklamalarını mı dikkate alırım diyorsun? Tabii ilk ifade. Bir de bu adama nasıl ulaştı amca? Yani öyle bir akıldan... Murat Bakan da hatırlatıyor. Hukukta evet. Da genel teamül olarak bu şekilde değil mi Murat Bey? Sıcağı sıcağına verilen ifade diye geçer. Olayın ilk anında, ilk yakalandığında, ilk sorguda verilen ifade her zaman hukukta da en makbul ifadedir. Katılıyorum bakan. Bu son ifadesinde ilk ifadede bulunduğu itirafın kendi üzerinde yaratacağı yükü hafifletmeye mi çalışıyor? Aynen öyle. Bu adama nasıl ulaştı? Bu muhtar. Yani çok üst takıldan bahsediyoruz. Yani şu ana kadar çizmiş olduğumuz çerçevede gerçekten, bakın gerçekten söylüyorum.
oradaki veya birçok jandarma ve polis kadar bilgisi olan bir adamdan bahsediyor. Yaptığı hareketlerden bunu anlıyoruz. Planlamalarından bunu anlıyoruz. İnanılmaz akıllı bir adam bu konularda. Yani sanki bunun eğitimini almış. Daha önce dersiniz ki 10 kişiyi kaybetmiş, gömmüş ve bunun hazırlığını yapmış gibi bir tablo var karşımızda. Şimdi bu adama nasıl ulaştı? Bak ben size burada kısaca bir açıklama yapacağım. Amca çocuğu alıyor. Biz nereden yürümeye başladık aslında? Benzinliğe çocukla beraber cenaze yanında sağ koltuğa çocuğu oturtuyor. O an çocuk ölü. Ve emniyet kemeriyle kapatıyor. Ve çocuğun hatta alınan DNA testinde alınan şeylerden anlıyoruz. Çocuğun kafası düşmüş. Ağızdan sıvı akması sonucunda çocuğun vücut sıvısı aracın içerisine bulaşmış. Yani DNA'sı bulaşmış. Benzinliğe geliyor. Benzinliğe geldikten sonra o görüntüyü görüyor. Ağız sıvısının boşaldığını ve içeriden 3 tane ıslak mendil alıp onları silmek için içeri giriyor. Çıktığında bir şey fark ediyor. Arabanın ön tarafında şu beyaz arabayı kullanmasındaki ana sebebi de hemen açıklayayım, bağdaştıralım. Bütün camları simsiyah arabanın. Sadece önünde bir görüntü alabilirsiniz. Buradan çıkıyor, bir bakıyor ki benzincide çalışan bir çocuk çok dikkatli bir şekilde arabanın önüne geçmiş, arabanın içerisine bakıyor. Öyle dikkatli bakıyor ki onu fark ettiğini anlıyor. Çocuğun ifadesinden de sonra biz bunu anlıyoruz. Diyor ki çocuk, ben diyor arabanın önüne geldim. Baktığımda battaniye içinde insan süliyetinde bir şey vardı orada. Şüphelendim diyor. Hatta bir daha baktım diyor. Şimdi bu bakışları yakaladı. Bakın çok akıllı bir adamdan bahsediyoruz. Ve oradan çıktıktan sonra bu cesedi ortadan kaldırması gerektiğini anladı. Bu kadar akıllı bir insan üçüncü bir şahsı bu olaya alet etmez. Tanık yaratmaz. Ama o korkuyla gömüyü kendisi gömecekti. Yeri tarif etmesinden anlıyoruz bunu. O görüntüyü gördükten sonra o şahsın onu anında ihbar edeceğini düşünerek oradan ayrıldı. Telefonu kapalıydı. İlk ifadesinde Nevzat diyor ki beni diyor telefonla aramadı. Arkamdan öyle hızlı bir şekilde geliyordu ki bana selektör yaptı. Nevzat değil Ali de olabilirdi. O an kimi görse ona verecekti onu. Ama güvenebileceği, onu satmayacağını düşündüğü birilerini arıyordu o an için. Sonra diyor ki Nevzat'a tekrar alacaksın bunu diyor. Burada diyor bir cenaze var. Bunu şu mevkiye gömeceksin. Yerini tarif ediyor. Çünkü oraya kendi gidecekti. Ama bu çocuğun bunu görmüş olması onda müthiş bir korku yarattı. Bakın inanın bana müthiş bir korku. Yani suçluluk psikolojisini anlayabiliyorum ben. Yani çünkü bunların defalarca sorgusuna girmiş bir insan olarak bahsediyorum. Ve bunu daha sonra Nevzat'a veriyor ve Nevzat getiriyor. Gömüyü gerçekleştiriyor. Nevzat'ın gömüyü gerçekleştirmede kullandığı kıstaslar var. Bunu nereden biliyor? Aynı zamanda Nevzat bir inşaat ustası. Bir sıvacı. Yani diyor ki onu gömebileceği alanı kendisi tespit edebileceğini düşünüyor. Geliyor önce ayaklarıyla zemin arıyor. Suyun o anki debisi düşürülmemiş halinden bahsediyorum. Akar nehrin içine bırakmayacaksın. Bunun talimatını vermiş muhtemelen. Nehrin içine bırakırsa suyun akıntısıyla beraber ileride cenaze çıkacak. Onu düşünerek, bakın bunlar çok planlanmış, sonradan planlanmış ama. Getiriyor, ayaklarıyla zemini buluyor, zemini bulduktan sonra cenazeyi koyuyor. Ve üzerine diyor bir tane 15-20 kiloluk bir taş bıraktım diyor. Ve oradan uzaklaştı. Jandarma diyor ki sen bana ilk gün, ikinci gün ifadeye geldin. Ben senin bilgi edinme ifadeni aldım. O zaman kayıp. Kaybolmak suç değil. Herkes kayıp olarak bilgi edinme ifadeleri alıyor jandarma. Geldiğinde diyor bunu bize niye anlatmadın? Madem bu konuyu biliyordun, gömüyü de sen yaptın, bunu bize niye anlatmadın diyor.
Bir dakika diyor, orada durun. Aynen ifadesi bu. Ben diyor o gece köyde şöyle bir dedikodu vardı. Muhtarı zaten bırakacaklar. Daha önce yaptığı şeylerden dolayı başına hiçbir şey gelmedi bu adamın. Bir duyum aldım. İki gün sonra muhtar serbest kalacak ve benim başıma neler geleceğini ben bilmiyorum diyor. İlk ifadesinde bu var ve gerçek ifadedir bu. Ondan sonra gömüyü gerçekleştirdim diyor. İşte anlatıyor, diğer konuları da anlatıyor. Ve olay bu şekilde başlıyor ve ilk ifade benzincideki çocuğun vermiş olduğu ifade sonucu biz buraya geldik şimdi. Eğer o çocuk bu olayı görmeseydi, oranın kamera kayıtlarını alıp kolluğa teslim etmeseydi biz hala cenazeyi arıyorduk şu an için. Ama bakın, hatalarla devam eden veya istismar mı diyelim artık neyse adını siz koyun. Şimdi biz bu olayı öğrendik. Ben olayı öğrendikten sonra tecrübemiz, bilgimiz dahilinde belki bizim de bir katkımız olur diye ulusal kanallarda sürekli bununla ilgili ben konuşmalar yaptım, görüşlerimi bildirdim. İkinci gündü. Dedim ki mutlaka arada bakın 5 saatlik bir zaman aralığı var. 5 saatlik alanda sizin bir şansınız var. Köyün girişinde ve çıkışında kamera var. 5 saatlik alana bakacaksın. Diğerini arama. Aramana gerek yok çünkü. Bu 5 saat içinde buradan çıkış yapan arabalara bakacaksın. Bunları alacaksın. Luminal çalışmalarını yapacaksın. Yani karanlık oda dediğimiz insan gözüyle görülemeyen DNA'ların oturduğu şeyleri bulabilme çalışması. Kısaca adı bu. Bunu yapacaksınız ve bu olayı çözeceksiniz. İnanın 11. günde benzinlikteki çocuk ifade vermesi sonucunda bu araç alındı. Bunu ikinci günde yapsalardı olayı engelleyebilirler miydi? Engelleyemezlerdi. Ama sonuç neticesinde biz şimdi 21. 22. günleri görmemiş olurduk. Cinayetin büyük ölçüde sırrı çözüldü diyebiliriz. Tutuklamaya sevk edilen sanıklardan yani şüphelilerden birisinin ses kaydı dosyaya girdi. Salim Güran'ın işçisi var. Ramazan Atasoy. Salim Güran, Ramazan Atasoy'la Nari'nin kaybolduğu sürenin yani o 15'ten sonra kısa bir süre sonra bir görüşme yapıyor. Telefon görüşmesi yapıyor. Ve telefon görüşmesinde Ramazan Atasoy'a şunu soruyor. Telefon görüşmesi ses kaydı. Ramazan Atasoy'un telefonda elde edilen ses kaydında Ramazan kız yaşıyor mu öldü mü? Tekrarlıyorum. Ramazan kız yaşıyor mu öldü mü? Ses kaydı bu kadar kısacık bir ses kaydı Ramazan Atasoy'un cep telefonunda kaydediyor. Bunun tutanaklara da geçtiği. Savaş Kurt Baba isterseniz ekleyin burada yorumunuzu. Ferit daha da anlatacak. Şimdi bizim baştan beri benim tahmin ettiğim bir durum vardı. Sadece şüpheli sanık olabilecek kişinin kim olduğuyla ilgili olan bölüme kadar şu ana kadar hepsi bir şablonun üzerine oturdu. Ben her çıktığım programda abinin bu olayda şüpheli olma ihtimalinin en yüksek olduğunu her zaman söyledim başından beri. Amcanın burada cesedi saklama, üst akıl dediğimiz kişi ya, cesedi saklama, olayı planlama, daha sonra meclisi toplama, neler yapılması gerektiğiyle ilgili talimatları... Liderlik etme. Liderlik etme, çok sağ olun. Liderlik etme durumunda olduğunu başından beri söylüyorum. İlk günden beri bana katkı sağlayan herhalde ilk defa milletvekilim oldu. Hanımefendi oldu. Birlikte bugün bu programda da daha önce de konuşmuştuk. Bu şu an elde edilmiş olan yani Ferit Bey'in anlattığı şey gerçekten bu dosyaya girdiyse herhalde benim dediğim noktaya artık gidiyoruz. Ne o? Yani Ramazan kız yaşıyor mu öldü mü şeklinde. Olaydan haberi yok çünkü. Abinin tekrar senaryo diyorum. Abinin bu olayı gerçekleştirdiğini daha sonra annenin muhtemelen bu kişiye ulaştığını gel böyle bir durum var dediğini o esnada
muhtarı aradıklarını ve muhtar yolda gelirken teyit etmek amaçlı tekrar bu adamı aradığı izlenimi var burada şu an.